Evet, hazır mıyız? İkinci oturum demeyeceğim, son oturum diyeceğim psikolojik olarak. Şöyle bir herkes el kaldırıp el sallayabilir mi? Birkaç kişi hiç kıpırdamıyor da şey tamam. Evet. Bu arada bunu hep böyle tuttum. Bütün resimlerde kambur çıktım. Dik durayım. Geliyor mu? Şimdi Doktor Bertan Kaya'yı, Bertan Üstadımızı çağırmadan onu da kısaca tanıyalım. İç Kontrol Enstitüsü Türkiye Chapter Başkanı'dır. 20 senelik meslek hayatında bağımsız denetim, iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol alanlarında çalışmıştır. Meslek hayatının son 10 senesinde pek çok Kapital 500 şirketi ve kamu idaresine yönetim danışmanı olarak hizmet vermiştir. 30'un üzerinde şirketin iç denetim yapılanmasını gerçekleştirmiştir. Hali hazırda Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve vakit buldukça diğer üniversitelerde kendi alanıyla ilgili dersler vermekte ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Ek olarak halka açık olan ve olmayan şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almış ve almaya da devam etmektedir. Mesleki yetkinlik göstergesi olan CIA ve CICP sertifikalarına sahiptir. Birçoğumuz özellikle de internette yayınladığı ve herkes tarafından çok da rahat anlaşılan akademik çalışmalarıyla da dışarıda da sohbette bunu birçok kişi de dile getirdi. Ben de aynısını izninizle paylaşmak isterim. Tanıyorlar. Sayın Doktor Bertan Kaya, buyurun. Çok sizin. Şöyle değil mi? Evet. Evet, ben anladım. Evet. Bizim için de daha rahat olacak. Herkese merhaba. Öncelikle kalanlara çok teşekkür ediyoruz. Kolay değil. Ramazan ayındayız ve konuşmacılar da çok güzel konuşmalar yaptılar. Ben keyifle dinledim burada. Her üç konuşmacımız da son derece keyifli paylaşımlar yaptılar. İnşallah onların bu paylaşımların üzerine biz de sizleri en azından sıkmadan bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili biraz kısaca zaten kendi sağ olsun Fatih Hocam çok güzel anlattılar. Ben biraz kısaca enstitümüzden de bir dakika bahsetmek istiyorum. İç Kontrol Enstitüsü Türkiye'de son 3 yıldır yeni faaliyete geçmiş bir enstitü. Özellikle kamu idareleri, özel sektör şirketleri ve bankaların iç kontrol ve risk yönetimi yapılanmalarının oluşturulmasına görev alacak uzmanların yetiştirilmesi konusunda uzman bir kuruluş. Uluslararası bir kuruluş ve bu kuruluş 45 ülkede faaliyet gösteriyor. Biz de Türkiye organizasyonunu yürütüyoruz. Uluslararası geçerli olan sertifika ve eğitim programları yapan bir enstitüdür. Özellikle bu konularda bilgi almak isterseniz enstitümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Özellikle meslek mensupları olarak sizlerin de iç kontrolle çok yakından ilgisi var pek çok noktada. Bu konuyla ilgilenenler olursa daha detaylı bilgi ayrıca paylaşabilirim. Şimdi benim... Bu arada ben mikrofon var mı acaba? Mikrofon alabilir miyim? Böyle var mı? Verdik galiba. Dolaşan. Dolaşan. Ben bunu ödünç alıyorum. Evet, şu anda daha iyi. Kusura bakmayın, çok fazla sabit duramıyorum. Böyle biraz ortaya geleceğim o yüzden paylaşım sırasında. Şimdi etik konusunu önemini algılayabilmek için etik her dönem çok önemli. Tarihte insanlık tarihi boyunca yani mağara taş devrinden bu yana bir etik kavramı mutlaka toplumların, insanların gündeminde olmuştur. Bundan hiçbir şüphem yok. Ama özellikle bu döneme biraz yakından bakmak gerekiyor. Çünkü bu dönem dünyanın ve Türkiye'nin ciddi anlamda değiştiği Endüstri 4.0 dediğimiz adeta bundan önceki yüzyıllardaki değişimin birkaç misliyle daha hızlı ve daha şiddetli yaşandığı bir dönem girdik ve devam ediyoruz. 2011 senesi itibariyle bu döneme girmiş durumdayız. Adı Endüstri 4.0 veya yapay zeka diyelim, çağı diyelim. Ve bu çağda Türkiye ve dünyada çok ciddi değişimler oluyor. Bizim meslek mensuplarımızı da çok yakından ilgilendiren gelişmeler bunlar. Yani mesleğin gelecekteki şeklini biliyorsunuz. Şu anda belki pek meslek hayatının son 4-5 senesinde olanlar var aramızda ama bir 10 sene, 15 sene, 20 senesi olanlar da var ki bu dünyadaki ve Türkiye'deki olup bitenin bizim mesleğimizi ve hizmet verdiğimiz sektörleri, kesimleri, iş dünyasını temelde nasıl etkileyeceğini iyi anlamayı gerektiriyor. Etiği de ondan sonra bu tablo içinde bir yere konumlamayı düşünüyorum hızlıca. Çok fazla teknolojik değişimler üzerinde durmayacağım ama hepiniz görüyorsunuz. YouTube'da, Facebook'ta, sosyal medyada robotlar görüyorsunuz. Takla atmaya başladılar.
arazilerde koşmaya başladılar. Motor beceriler dediğimiz şu tutma, kavrama, atma, yakalama becerilerini sergiliyorlar. Henüz şu anda tam beş duyuyla belki bir operasyonları yok ama yavaş yavaş sezme, görme, bakma, yönlenme bir takım hareketleri yapıyorlar. Ve şu anda dünyanın en iyi satranç oyuncusunu çok rahatlıkla yenebiliyorlar. Yani 2000 yılların başında dünyanın en iyi satranç oyuncusu Garry Kasparov, IBM'in Deep Blue bilgisayarına yenildiğinden bu yana yapay zeka şu anda zekaya, hesaplamaya, öngörüye dayalı pek çok hamleyi birçok oyunda, birçok platformda insanı geçmiş durumda. Dolayısıyla da değişim dediğimiz konu gelecekte pek çok farklı teknolojinin hayatımızı inanılmaz değiştirdiğine sahne olacağımız bir dönemi getiriyor. Yani bugün ben de karşınızda bir enstitünün, uluslararası kuruluşun başkanı, üniversitelerde işte eğitim veren, akademik çalışmalar olan ve bazı şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri yapan bir insan olarak şunu çok iyi biliyorum. 5 yıl sonra bu beni de etkileyecek. 10 yıl sonra beni de etkileyecek. Ve bu değişim ve dönüşüm dönemlerinde özellikle dünya bunları çok nadir yaşadı ama biliyorsunuz orta çağ döneminden yeni çağ geçiş dönemiydi bu. Buna benzer bir sanayi buharlı endüstri diyelim, buhar endüstrisi diyelim. İngiltere'de ortaya çıkan, dünyayı kasıp kavurdu, farklı noktalara götürdü. İkinci dalga elektrikti. Elektrikle beraber insanlık yepyeni bir çağa doğru gitti. Üçüncüsü bilgisayar, mobil iletişim ve internetti. Endüstri 3.0 bambaşka bir çağa doğru gitti ve dördüncüsü de yapay zeka. Her bir kırılma anında, yani şunu demek istiyorum, 1'e geçişte, 2'ye geçişte, 3'e geçişte, 4'e geçişte ve devamında. Her bir kırılma noktasında insanlığın çok zor durumlara düştüğünü görüyoruz. Hepsinde. Düşünebiliyor musunuz? Bir zamanlar el işçiliğiyle yapılan şeyleri, buharlı makine geliyor, onunla yapıyorsun. Bir zamanlar işte yepyeni işçi sınıfları, yepyeni sosyal statüler falan ortaya çıkıyor. Şimdi de geçmişte mesela İngiltere'de işçi sınıfı ortaya çıkmış 1700'lü yılların sonuna doğru. Ve bu tabii ki toplumsal hayatı, ekonomiyi etkilemiş. Bugün de metal yakadan bahsediyoruz. Metal yakalılar. Yani beyaz yaka ve mavi yakalıların dışında robot iş gücünden bahsediyoruz. Şimdi bu bizim hayatımızı korkunç değiştirecek. Nereye giderseniz gidin. Ben belediyelerle toplantılar yapıyorum. Danışmanlık yapıyorum bazı belediyelere. Stratejik planlarını, akıllı şehir olmaları yönünde. Orada konuşuyoruz. Kamu kurumlarıyla çalışıyorum. Şirketlerle çalışıyorum. Meslek mensuplarına defalarca farklı konferanslarda muhasebe mesleğinin, mali müşavirliğin nereye gittiğini anlatmaya çalıştım. Bu değişim dönemlerinde ortaya çıkan bir sıkıntı var. Birincisi adaptasyon. Buna adapte olmak ki bu değişim teknolojiye adaptasyon ama bir sonra anlatacağım siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel değişimler ki bu belki en az onun kadar daha yıkıcı ve etkili. Bugün dolar kurundaki, faizdeki, rezervlerimizdeki oynaklıklar, ekonomideki zorluklar, Suriye krizi, S-400 füze krizi bir sene önce olmayan bir şeydi. Sürekli devamlı ülkelerin karşısına çıkan bir takım siyasi, sosyal, ekonomik riskler var. Sadece Türkiye'nin değil, Amerika'nın da karşısına çıkan riskler var. İşte bu farklı değişimler var. Y kuşağı, Z kuşağı ve 2010 sonrası doğan alfa kuşakları bugün çok önemli bir gündem maddesi. Yani biz 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler bu kuşaklarda doğan insanlar hep beraber aynı teknolojinin hemen hemen endüstri 3.0'ın diyelim insanlar olarak yaşadılar. Pek çoğu bu 3.0 dünyasının içinde birbirine yakın durdu. Büyük bir jenerasyon farklılığı yaşamadık ama bugün bakın 1980 sonrası doğmuş 2000'li yıllara kadar olan bir Y kuşağı var. 2000'li yıllarda doğmuş bir Z kuşağı var ve şu anda Z kuşağı iş gücüne girmek üzere. Y kuşağı çok ciddi anlamda iş gücünde yer alıyor. Oldukça önemli pozisyonları işgal ediyorlar. Yani oraları dolduruyorlar. X kuşağı ve kendisinden önceki kuşaklardan da farklı kuşaklar. Kuşaklar arası bir çatışmadan bahsediyoruz. Devlet yapılarının yenilendiği dönemlerden bahsediyoruz. Devletlerin totaliter rejimlere doğru kaymaya başladığı dönemlerden bahsediyoruz. Çin ve Amerika arasındaki savaşın bütün ülkeleri etkilemeye başladığı bir dünyadan bahsediyoruz. Yani bir belirsizlik ortamından bahsediyoruz. Bu belirsizlik ortamına bir adı var bu ortamın. Ben sizinle bunu paylaşacağım. Bu belirsizlik ortamının adı VUCA. İngilizce bir ifade. Volatility, uncertainty, complexity ve ambiguity kelime. Yani dört tane kelimeden oluşuyor. Oynak, değişken, muğlak, belirsiz dünya anlamına geliyor. Yani böyle bir dünyada yaşadığımızı ve önümüzdeki 50 senenin böyle olacağını söylüyor. O zaman karşımıza iki tane sorun çıkıyor. Birincisi yeni dünya, yani yapay zeka, robotlar, teknoloji, sosyal, siyasi, ekonomik dalgalanmalar, değişiklikler. Bunların hepsi bir adaptasyon sorununu gündeme getiriyor. Nasıl adapte olacağız buna? Hepimiz.
İkinci sorun şu, adapte olurken nasıl adapte olacağız? Adaptasyonumuzun ahlaki, yani moral boyutları ve etik boyutları ne olacak? Burada ahlaki ve etik unsurlar göz önünde bulundurulacak mı, bulundurulamayacak mı? Şimdi Türkiye her 10 yılda, 15 yılda yepyeni bir toplumsal bilince, farkındalığa ulaşıyor. Bazen iyi oluyor, bazen olmuyor. Bazı açılardan iyi olabiliyor. İyilik derken tabii evrensel nitelikler anlamında baktığımızda. Bazen de hayır olmuyor. Şimdi bunlarla ilgili çok enteresan bir konu var. Ben bir hem uygulama tarafında olan bir insanım, hem akademik tarafta olan bir insanım. Bu anlamda da belki çok yoğun olarak uygulama tarafından geldiğim için İşin teorisi ve uygulaması arasındaki farkları araştırmaya çalışırken karşıma şöyle bir şey çıktı. Etik konusu önemli bir konu. Niye önemli bir konu? Ben performans arttıran bir insanım. Benim işim uygulamada şirketlerin daha performanslı olmasını sağlamak. Bir şirkette çalışmaya başlarım yönetim danışmanı olarak. Temel yaptığım iş onun organizasyonunu, süreçlerini iyileştirmek, risk yönetimi, kontrol sistemlerini oluşturmak, denetim mekanizmalarını kurmak, kurumsal yönetim getirmek, kurumsallaştırmak vesaire. Bazı işlerimde başarılı oldum, bazı işlerimde de çok arzu ettiğim başarıya ulaşamadım. Ama şunu gördüm. Başarıya ulaşmak bir noktada bize batılı bir zihniyetin, hani batılı kültürün getirdiği bir şey. Performanslı ol, yarışıyorsun, ilkokulda başlıyorsun, ortaokul, lise, üniversite, sürekli yarışıyoruz. Devamlı yarış atı gibiyiz. Batı değerlerinden yola çıkarak bir sürekli yüksek performans gösterme kültürü Türkiye'de son 20-25 sene diyebilirim. Yani bunu siyasi bir anlamda söylemiyorum. Yani biraz 90'lı yıllara doğru başladı bu. Tamamen sayılara, rakamlara, performansa odaklı bir nesil, bir kuşak yetiştirme durumumuz ortaya çıktı. Ve şu andaki hakim iş dünyamızda da konu bu. İşte biraz önce diyoruz ya, vergiden beni ne kadar iyi işte kaçınmamı sağladın ve bana ne kadar para kazandırdın, değil mi? Böyle bakıyoruz. Bana ne kazandırıyorsun? Muhasebeci bana para kazandırmalı. Muhasebeciyi böyle bir yanlış algıyla patronlarımız değerlendiriyorlar. Muhasebeci en doğru şekilde muhasebe kayıtlarını tutan, standartlara, kurallara uygun olarak bunu yapan ve raporlamaların doğru şekilde kamuya yapılmasını, yani vergi dairelerine ve mükellefin çıkarları kadar kamunun da çıkarlarını koruması gereken bir mekanizma. Bu benim şahsi fikrim. Dolayısıyla da biz bu yapıları konuşurken hep yeni kültürler ortaya çıkıyor değişimle beraber ve bu kültürlerin içinde etik maalesef dünyadaki küresel ısınmada gittikçe alanı ve hacmi azalan iceberg'ler gibi küçülmeye başladı. Etik dediğimiz konunun alanı, ahlak dediğimiz boyutla beraber düşünürsek bunları azalmaya başladı. Yani gittikçe daha fazla etik konuşan ama gittikçe daha fazla etik dışı işler yapmaya sıcak bakan veya etik kavramını genişleten insanlar, toplumlar haline gelmeye başladık. Sadece bir Türkiye eleştirisi değil bu. Türkiye bunu çok hızlı yaşadı, bu erozyonu, ve yaşıyor. Ama dünyada da tabii ki bu erozyon yaşanıyor. Şunu her zaman ifade etmek istiyorum. Bu dünyada ayakta kalabilmek için, böyle bir dünyada ayakta kalabilmek için değerleriniz olması gerekiyor. Stratejik düşünmeniz gerekiyor. Eleştirel düşünebilmeniz gerekiyor. Bakın, bu işsiz kalmamak ve gelecekte atıl olmamak için gerekli olan beceri seti. Bunlar benim değil, Dünya Ekonomik Forumu'nun ve pek çok bu konuda çalışma yapan kuruluşun ortak belirlediği değerler ve noktalar. O yüzden bunları sizinle paylaşmayı önemli buluyorum. Risk yönetimi, İtibar yönetimi, etkili iletişim, iyi iletişim ve inovasyon. Yakın zamanda insanlığın karşısına çıkacak olan tablo bu. Aralarında bir de etik var. Belki diğerleri kadar önemli gözükmüyor şu anda baktığınızda. Ya stratejik düşünmek, itibarı yönetmek, riskleri yönetmek, bütün şirketlerin, bütün kurumların, ülkelerin belki birinci önceliği. Öte yandan bakıyorsunuz etik konusu. Etik mi önemli, başka bir şey mi? Mesela ben bir müteahhitle bir toplantı yaptım. Müteahhit bana dedi ki, hocam biz evet dedi, bazen dedi çevre koşullarına aykırı hareket ediyoruz, işte iş bitiriyoruz yukarıyla, rüşvet müşvet bir şeyler Türkiye iş dünyasının konusu bu, ama biz dedi aş üretiyoruz dedi. Ben dedi 5000 kişiye ekmek veriyorum dedi. Şimdi bakar mısınız? Şimdi diyor ki bu mu bu mu? Bana söylüyor, hocam hangisi diyor o zaman? Etik davranırsam diyor bu 5000 kişi işsiz kalacak. Bu mu bu mu? Bakın, o kadar hocamız bahsetti ya burada, Nesrin Hoca. Siyahlar, beyazlar, griler. Şimdi ben hayata tutumu biraz enteresan bir adamım. Ben Gürcan Bey ile bizim ortak bir noktamız var. O meslek olarak spor yazarı ve yorumcu. Ben hobi olarak yapıyorum bu işi. Bilmiyorum takip edenleriniz var mı? Ben de Milliyet Gazetesi'nde yazıyorum. Spor yazarıyım yani. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe Spor Kulübü üyesiyim. Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Kongre üyesi oldum. Nedeni de şu. Son 5 senedir Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında muhtemelen en ağır yazıları yazan spor yazarlarından biriyim.
Etik anlayışım benim böyle bir anlayış. Yani ben 5000 kişi mi bu mu, şu mu, bu mu diye düşünen bir etik yapıya sahip değilim kafa yapısı olarak. Ben şuna inanıyorum. Doğruları, doğru bildiğinin peşinden gideceksin. Etikten sapmadan o 5000 kişiye iş vermenin yoluna bakacaksın. Veremeyebilirsin ama o yolda gitmek ve o yolda gerekiyorsa ölmek benim temel etik anlayışımdır. Dolayısıyla da insanın bir duruşu olacak. İnsanın inançları ve duruşu çerçevesinde bu etik anlayışını da göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Etik biraz toplumsal anlamda veya grup anlamında, sosyolojik anlamda değişken bir şey değil. Aslında biraz ahlaka da yöneliyoruz burada. Yani ahlak bir miktar belki biraz daha kişiden kişiye değişken bir unsur. Ama baktığınız zaman şu etik mi, bu değil mi, bu ahlaklı mı, bu değil mi sorularının hepsinin ötesinde insanın gerçekten evrensel anlamda bir ahlak ve evrensel anlamda bir etik değeri bünyesinde barındırmadığı takdirde gelecekte var olamayacağını söylüyor. Kim söylüyor? Bunu uluslararası kuruluşlar söylüyor. Ben de buna inananlardan bir tanesiyim. Bizlerin hepimizin meslek mensupları olarak evine ekmek götürmesi gerek. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani biz ne kadar burada çıkıp da işte hocalar olarak, konuşmacılar olarak ya işte etik çok önemli şöyle böyle desek de ben o siyah beyaz tablo beni etkiledi. Hakikaten her gün gri alanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Mesele bence şu. Mesele gri alanların çok fazla olmaması. Yani gri alansız bir dünya olamaz belki ama mümkün olduğu kadar beyazı seçmek, beyaz yolunda gitmek. Yani benim değer verdiğim etik prensip bu. Her zaman %100 etik, %100 ahlaklı davranma şansımız yok. Çünkü insanın mutlaka içinde bir miktar hatalar olacaktır davranışlarında ama önemli olan şey şu, özellikle yeni çağda ayakta kalmak istiyorsak mümkün olduğu kadar beyaz tarafta olmaya çalışmak, gri tarafları iyi yönetmeye çalışmak zorundayız. İnsanları değerlendirirken veya kendi işlerimizi değerlendirirken de bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Her zaman doğruyu yapmaya çabalamalıyız. Her zaman doğrunun peşinde olmalıyız ama bir taraftan da gerçekten şunu da söylemek istiyorum. Etik anlayışın ve ahlakın sadece bizim etrafımızda dönen bir şey olmadığını da iyi bilelim. Bir toplum bana göre bir deniz gibidir. Bir toplumun bir kuruluşu, örneğin Mali Müşavirler Odası, burada sizlerin de üyesi olduğunuz oda, bu denizden alınmış bir maşrapa sudur. Denizin su kalitesi neyse bu odadaki su kalitesi odur. Evimize gittiğimizde ailemiz de o denizden alınmış bir bardak sudur. Bakın her birim, her toplumsal birim mutlaka o denizdeki su kalitesiyle aynı özellikleri sergileyecektir. Ya benim suyum daha içilebilir, denizden daha temiz, ben arıttım bunu diyebilirsiniz. Ama bunu bütün aileler yapmaya başlamadan o deniz temizlenmeyecektir. Dolayısıyla denizi temizlemek istiyorsak işte orada toplumsal bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor. Sadece meslek örgütlerinin, yani bugün Mali Müşavirler Odası'nın çok güzel bir etik kitapçığı var. Baktım, hocamdan aldım. Hakikaten çok önemli çalışmalar. Bu komite çok önemli bir komite. Bugün çok önemli bir gün. Bunları yapmaya devam. Ama bir taraftan da etiğin boyutlarından bir tanesi toplumsal anlamda ahlakı ve etiği hakim kılacak bir anlayışı ortaya koymak. Bu burada anlattığım kurumlar için geçerli, bireyler için geçerli. Peki ülkeler için geçerli mi? Böyle yani acaba ülkeler nasıl ayakta kalıyorlar? Tam da Türk milletine sorulacak bir soru bu, biliyor musunuz? Tam Türklerin cevaplayabileceği bir soru bu. Devlet kurmak ve başarılı olmak ve başarısız olmak. Dünyada bizim kadar devlet kurmuş bir yer var mı bilmiyorum. Bir millet var mı bilmiyorum. Kısaca biraz bakalım. Bundan 2 sene önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir görev aldım. Görev şuydu. Dediler ki biz Türkiye'de etkili bir kamu yönetimi sistemi kurmak istiyoruz ve bununla ilgili bir standart oluşturmak istiyoruz. İç Kontrol Enstitüsü Başkanı olarak da bu konuyla ilgili, iç kontrol yönetimle çok ilişkili bir konu, denetimden çok yönetimle ilgili bir konu. Dediler ki böyle bir çalışma yapın bize. Türkiye'nin yerli ve milli bir standart setini üretin. Peki dedim, yapalım. Ancak dediler, bizim tarihimize giderek iyi Türk yöneti tarihinden iyi uygulamaları da araştırın hocam. Bakın dediler, orada gördüğünüz bir takım şeyleri de buraya taşıyın. İlginç bir teklif, yani ilginç bir şey, istek. Şimdi ben kendi alanımda Türkiye'de ve dünyada çalışan bir insanım. Hakikaten iç kontrol dediğiniz zaman oturup gözü kapalı bir standart setini yazabilirim. Ama bana diyorlar ki hayır, sen onu uluslararası standart bilginle oturup Türkiye'ye özgü bir şey haline getirme. Gerçekten bizim kültürümüzden bir şey olsun dediler. İlginç bir talepti ve benim çok hoşuma gitti. Oturdum tarih okumaya başladım yıllar sonra. Ya tarihi magazinsel boyutuyla okuyordum ama baya baya ciddi ciddi aldım. Mesela bir Kutadgu Bilik kitabını falan, bilmiyorum eserini hiç okudunuz mu? Veya Nizami Mülk'ün Siyasetnamesini okudunuz mu? Bu tür ağır eserleri de okumaya başladım.
Bunlardan tabii çok var. Kutadgu Birlik'le ilgili, Nizami'l-Mülk'ün bu siyasetnamesiyle ilgili, bunların dışında Farabi'nin, Türk İslam tabii, bunların bir kısmı Türk İslam düşünürü, Farabi'nin devletle ilişkin bir takım görüşleri var. Bunlardan faydalandım, yönetime ilişkin görüşleri var. Çok İbni Haldun var, ünlü biliyorsunuz filozof, düşünür, devletle, yönetimle ilgili şeyler söylemiştir. Bunun haricinde çok önemli bir adam var, belki bize benziyor, müşavir o da. Biliyor musunuz, hiç duydunuz mu Koçi Bey? Koçi Bey'i duydunuz mu hiç? Biliyorsunuz 4. Murat'ın danışmanı. 4. Murat diyor ki ya Osmanlı batıyor. Bunun diyor nedenini bulmamız lazım. Bu gidişle diyor Osmanlı en fazla 50 sene devam eder diyor. Git diyor bunun bir nedenini bul diyor. Koçi Bey'i görevlendiriyor. Koçi Bey'in yazdığı bir eser var 4. Murat için. 4. Murat bu eseri alıyor. Gereğini yapmaya çalışıyor ama ömrü vefa etmiyor. Sultan İbrahim kardeşine daha sonra sunuluyor bu eser. Çok önemlidir. Koçi Bey Risaleleri mesela. Bunların içine girdim. Tabii ben tarih ve yönetimin çok bugüne kadar böyle kesiştirmemiştim. İlk defa o gözle bakmaya başlayınca sizinle bugün paylaşacağım enteresan bir takım şeyler ortaya çıkmaya başladı. Türkler Orta Asya'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar, bunlar tartışmalı rakamlar ama bazı tarihçilerin ortak üzerinde netleştiği rakamlar olduğu için paylaşıyorum. 16 imparatorluk, 46 devlet, 79 tane de hanlık ve beylik kurmuşlar. Bu çok ciddi bir rakam. Ne güzel batırmışız. Şimdi bardak yarı dolu boş. Yani kurduk, batırdık, kurduk mu olabilir. Fakat şimdi ilginç bir soru. Soru şu. Bu soruyu benim aklıma, inanın, bu çalışmayı yaparken geldi. Dedim ki ya biz hep tarihimizi övünüyoruz. Ben de tarihiyle övünen bir insanım. Tarihte devamlılığa inanırım. Orta Asya'dan bugüne 2000 yıllık bir tarih görüşüne sahibim. Yani şöyle bir düşündüğüm zaman, tabi bir sürü eser var. O okuduklarım arasında Fatih Sultan Mehmet'le ilgili eserler var. Kanunnameleri, yönetim biçimi, Mustafa Kemal Atatürk, bir sürü eseri, Nutuğu en başta olmak üzere. Yani çok kıymetli Türk bilgelerinin, yönetim bilgelerinin ve liderlerin eserlerine dönüp şöyle bir baktım. Bir Excel tablo yaptım, biliyor musunuz? Enteresan. Bizim kafa Excel ile çalışıyor ya. Oturdum bir Excel tablo yaptım orada. Bütün Türk düşünürleri, liderleri, hükümdarları, bunların hayatları, bunların eserleri ortak olarak ne demişler? Yani iyi bir devlet idaresinde ne olması gerek, iyi bir ülke idaresinde, iyi bir kurum idaresinde ne olması gerek, ortak ilkeler var mı diye baktım. Ortak bir şeyler söylemişler mi? Kayıt altına aldım hepsini. Oturdum baya baya ciddi ciddi çalıştım, yani kitapların içine gömüldüm. Ve sonucunda şöyle bir noktaya geldim. Biz 16 devleti kurarken de, diğer 46 devleti kurarken de, bu 16 devletin içinde pek çok Türk devleti var. Geçmişe gittiğinizde Büyük Selçuklu İmparatorluğu var mesela, çok önemli bir Türk devleti. Osmanlı İmparatorluğu var, Harzemşahlar var, çok büyük bir Türk devleti. Bütün bunların oluşumları sırasında, hatta Timur Devleti bile var. Bunların o Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar bunlar. Bunların kuruluşları ve dünyaya hakim oluşlarıyla tarih sahnesinden silinişleri arasında bir ilişki yakalamaya çalıştım. Yani kurulurken çok başarılı, dünyayı hükmeder hale geliyor ve sonra çok keskin bir düşüş. Neden olabilir diye sordum bu soruyu. Enteresan bir soru. Daha sonradan başarılı olduğu dönemlerin başarı haritasını çıkardığımda karşıma çıkan tablo şu. Ne zaman biz başarılı olmuşuz tarihte? Ne zaman büyük devletler, imparatorluklar kurup dünyaya hakim olmuşuz? Bunu şirketlere, kurumlara da indirgeyebilirsiniz. Şu özelliklerin hepsini, bakın bir tanesi bile eksik olmadan yaşandığı dönemler bunlar. Değer, ahlak ve etik. En başta bunları koyacağım. Birazdan bahsedeceğim. Değer, ahlak, etik. Birbiriyle karışan kavramlar ama bunların birlikte olduğu dönemler. İnsanı yaşatan dönemler. Yani adil, liyakatli ve paylaşımcı, ödüllendirici bir toplum, ekonomi ve devlet yönetim yapısının olduğu zamanlar. Güçlü bir liderlik. Ahlaklı bir liderlik. İlim ve bilim merkezlilik, takım çalışması, yani biz kültürü, bütünleşebilme ve her seviyede ortak amaç ve hedefler. İşte Türk tarihinden yükseliş dönemlerimizdeki yükseliş reçetesi bu. Diyeceksiniz ki düşüş reçetesine, yükseliş reçetesinin hemen tersini aldığınızda, bunun negatif tarafına gittiğinizde düşüş dönemlerindeki tablo ortaya çıkıyor. Yani siz bunlardan uzaklaştığınızda, ahlaktan uzaklaştığınızda, etikten uzaklaştığınızda, ki aslında biliyorsunuz ahlak dediğimiz kavram, belki birazdan ileride değineceğiz ama, çok büyük ölçüde toplumların inançlarıyla, dinleriyle ve örf ve adetleriyle gelişen bir konu ahlak kavramı. Yani her toplumun kendine göre ahlak kavramı var. Bir Finlandiyalı'nın ahlak anlayışıyla Türk'ün ahlak anlayışı aynı değil.
Gürcan Bey çok güzel bir şey söylemişti. Ülkelerde ama etik demişti. Büyük oranda birbirlerine benzer etik yaklaşımlar. Bir şeyin iş etiği mesela baktığınızda. Finlandiya'da da işte şirketinden para çalmak etik değildir. Türkiye'de de değildir. Ahlak olarak baktığınızda ama bir Finlandiyalı, bir mesela Arap'la karşılaştıralım. Suudi Arabistan'da ailene kol kanat germek çok önemli bir şeydir veya Kolombiya'da. Siz ailenize kol kanat gerip onu kayırdığınızda ahlaklı bir iş yapmış olursunuz. Ama dünyada bu hiçbir yerde etik değildir. Türkiye'de de bu kısmen ahlaklı görülür, kısmen. Kolombiya veya Arabistan kadar değil ama kısmen ahlaklı bakılan bir şey ya. Dayısının oğlunu kayırmış, ne var bunda falan gibi bir yaklaşım. Ama dünyanın hiçbir yerinde bu hareket etik değildir. Dolayısıyla aslında ahlak toplumlara göre ve zamana göre belki ya yine çok zor değişen ama değişebilen. Çünkü dinlerle çok ilişkisi olan bir şey bu. Aynı zamanda inanışlar, toplumsal örf, adet, normlarla ilgili. Fakat bu tablodan uzaklaştığımız dönemlerde çok büyük sıkıntılar yaşamışız. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun çöküş hikayesi çok hazindir. Çok hazin bir hikayesi vardır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun çöküş hikayesiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı hikaye arasında büyük benzerlikler vardır baktığınızda. O dönemde de son 5-10 senesinde devamlı batıniler denilen veya haşhaşiler denilen bir tarikatla, devlet içindeki bir tarikatla uğraşılmış. Devlet adamları çok ciddi saldırılara maruz kalmış. Devletin 1 ve 2 numarası suikaste kurban gitmiş. Çok ciddi sıkıntılar yaşamıştır ondan sonra. Liderini kaybetmiştir, vezirini kaybetmiştir devlet. Fakat İşin ilginç tarafı şu, herkes diyor ki birçok tarihçi Büyük Selçuklu İmparatorluğu liderleri öldüğü için gitmiştir. Hayır. İmparatorluklar zaten içten içe çürümeye başlar. Lider de gittiğinde ortadan kalkar. Yani zemin sağlam değildir. Sadece lider tutuyordur o zemini. Lider gittikten sonra zemin de çökmeye başlıyor. Bu hikaye Osmanlı'da da böyle olmuş. Yani biz diyoruz ki ya Osmanlı İmparatorluğu nasıl çökmüş? İşte şuradaki değerlerden uzaklaştığınızda, yani ahlaktan, adaletten, ilimden, bilimden, etikten uzaklaştığınızda bir toplum olarak, bir millet olarak bu değerleri elinizin tersine itmeye başladığınızda işte ortaya çöküş hikayeleri çıkıyor. Peki yeni dönemle bunun alakası ne? Yeni dönemle bunun alakası şu, yeni dönemde hayatta kalabilmek için bana göre Türk Devleti başta olmak üzere bizlerin, kurumların, kuruluşların şurada görmüş olduğunuz yapıyı hayata geçirmesi gerekiyor. Yani etiğe ben bu anlamda açıkçası ya uyulursa iyi olur ya etik... Soft bir şey, yumuşak bir şey ya. Etik kurallar işte. Bunlara uyalım. Uyamadığımızda ne olacak? Tüh seni, kınıyorum filan. Tarzı bir şey olarak değil de hakikaten var olmanın ana unsurlarından bir tanesi olarak bakmaya başlamadıkça bu etik konusunun veya etiğin kol kola girdiği ve zemin bulduğu belki birbirine etkilediği ahlak konusunun çok dışarıda kaldığını düşünüyorum. İş dünyasında olsun veya başka bir noktada olsun. Ve size bu noktada bir anımı anlatmak istiyorum. Kurumları oluşturan şeyler açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de krizin hissedildiği 2009 işte 2010 yılları falan Türkiye'de de böyle ekonomi biraz yavaşlamaya başlamış. 2011'in başlarındaydı. O zaman bir yönetim danışmanlığı şirketinde yönetici olarak çalışıyorum. Bir kuruma gittik, bir kuruluşa gittik. Kuruluşta bir ihale var. Bir danışmanlık ihalesi var, çok büyük bir ihale. Kurumun bütün süreçleri analiz edilecek, iş akışları oluşturulacak, görev tanımları korkunç büyük bir, yani bugünün parasıyla mesela diyelim ki 2 milyon TL falan tutarında çok büyük bir ihale. Ve danışmanlık firmaları var ihaleye girmek isteyenler falan. Gittim bir yöneticiyle odada konuşuyoruz. Dedi ki ya hocam dedi biz dedi sizi çok beğeniyoruz dedi. Yani hakikaten yayınlarınız, yazılarınız, sizle çalışmayı çok isterim ben dedi. Ben de çok sevindim. Yani memnun olurum falan dedim. Sonra bana dedi ki yönetici, hocam dedi bu işte beraber miyiz dedi sonuna kadar. Dedim ki tabii ki dedim işe başladığımız anda beraberiz. Olmadı dedi hocam yanlış anladınız dedi. Yani bu işte birlikte miyiz dedi. Tabii ki birlikteyiz dedim. Burada bizim ekip çalışacak, sizin ekip çalışacak. Ben hala olayı algılayamıyorum. Hocam dedi daha açık söyleyemiyorum ama dedi. Yani bu işte benim rolüm ne dedi. Dedim projeyi yöneticisi. Hocam anlamıyorsunuz dedi artık. Benim kafa artık oraya hiç gitmiyor tamam mı? Diyor ki ben ne olacağım ben dedi en son. Ben varsam bu işte bu iş olur dedi. Ofise döndüm. Kararımı vermiştim işle ilgili. Ofise döndüm. Arkadaşlarımı topladım şirketteki. O dönem yöneticim, ortak yönetim kademelerindeki arkadaşlar. Feci şekilde işe ihtiyacımız var. Yoksa işten çıkartmak zorunda kalacağız birçoğunu mecburen. Ve bir sürü arkadaş işten çıkacak. Onlara şu durumu anlattım. Böyle böyle dedim. Yani bizden alenen açıkça bir rüşvet isteniyor. Bunu verirsek bu işi biz alacağız. İş de çok büyükmüş. En az 2 yıl, 3 yıl biz burada rahat ederiz. Ne diyorsunuz dedim. Böyle bir soru sordum arkadaşlara. Arkadaşlar döndüler dediler ki bazıları.
ya işte üstad hemen alalım falan, bu işler böyle dönüyor Türkiye'de, zaten biz almasak mı? Başkaları diyor ki şöyle bir düşünelim falan, böyle herkes bir yorum yaptı. Bir iki kişi çok çekimser kaldı. Çıktım dedim ki, tabii onların da kendi işleri, gelecekleri söz konusu. Arkadaşlar dedim, size şunu söylemek için, yani bu soruyu aslında ben yolda gelirken cevabını kendime vermiştim dedim. Böyle bir şeyi ben asla kabul etmiyorum. Bu benim hayat görüşüme, benim buradaki konuştuğumuz tabirle ahlak ve etik anlayışıma aykırı. Ayrıca evrensel olarak da etik anlayışına aykırı. Türkiye'deki ahlak anlayışına aykırı değil. Türkiye'de iş yapış ahlakı bu. Biliyorsunuz müteahhitlerin çalışma koşulları, kamunun çalışma koşulları. Maalesef ahlak anlayışı benim etik anlayışımın çok altında ama benim etik anlayışım yüksek. Dolayısıyla dedim ben buna kabul etmiyorum. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum dedim. Böyle bir şeyi sıcak bakmıyorum. Size şunu örnek vermek istiyorum dedim. Bugün biz buna evet dersek, sizin altınızda çalışan bir sürü genç, belki 15-20 kişi çalışıyordu arkadaşların altında. Vay be, bizim patronlar bu işi almak için neler yaptılar diyecekler. Belki bizi sevecekler çünkü işlerini kaybetmeyecek, birçok kişi işine devam edebilecek. Ama bu onlar için hayatlarının en kötü dersi olacak dedim. Ve bundan sonra bu adamların hepsi kendi bundan yıllar sonra bir yerlerde yönetici olacaklar, bir yerlerde iş yapacaklar ve bu şekilde davranmanın normal olacağını düşünecekler. Halbuki biz dedim bugün bu parayı elimizin tersiyle etik adına itersek bu arkadaşlara hayatının en büyük dersini vermiş oluruz dedim. Hepsi hemfikir kaldılar. Aralarından 3 tanesiyle de yollarımızı ayırmak zorunda kaldık 3 ay sonra iş alamadığımız için. Çünkü piyasa o kadar fazla iş üretmiyordu. Şimdi etik böyle bir şey bana göre. Yani evrensel normlarda bakmak lazım. Ben çok sevdiğim Özgür Demirtaş Hoca'nın güzel bir lafı var. Diyor ki sen diyor yerli ve milli olmak için önce evrensel olacaksın diyor. Çok güzel bir laf. Evrensel olamayan yerli ve milli olamaz diyor. Çünkü evrensel anlamda bakın bu salonda çok önemli insanlar var. Hepsinin bir takım sözleri asılmış. Evrensel değerleri, evrensel iyiyi ve evrensel kötüyü algılayamamış bir insanın gelip de yerli ve milli olarak iyi kalabilmesi, kötü kalabilmesi sadece kendi ahlak, vicdan ve belki de inanç üçgenine sınırlı kalacaktır. Ama dünyanın her yerinde kötü kötüdür. Dünyanın her yerinde iyi iyidir. Dünyanın her yerinde etik hemen hemen aynı noktalara vurgu yapar. Yani biraz önce anlattığım vaka dünyanın her yerinde rüşvettir ve dünyanın her yerinde etik dışıdır. Ama dünyanın bazı ülkelerinde iş yapış biçimidir. Dünyanın bazı ülkelerinde ahlaken uygundur. Türkiye'de de kısmen. Kısmen diyorum ülkemi sevdiğim için. Daha kötü konuşmak istemediğim için. Ama böyle bir ahlak yapısını düzeltmeden var olma şansımız yok. Bir korelasyon var etikle, ahlakla, ilimle, bilimle. Bunlarla başarı arasında bir korelasyon var. Kısa vadede yok. Kısa vadeye hiç bakmayın. Yani bir tane müşteri sizden bir şey istiyor. Ya bu vergi olayını çöz. Vergi kaçıralım diyor. Hadi diyor mali müşavirim beni biraz toparla. Kısa vadede istiyor bunu. Orada hayır dediğinizde uzun vadede kazanacaksınız. Uzun vadede önünüz açık olacak. Çünkü etik kısa vadede kazandırmaz. Bakın bunu söylüyorum. Etik uzun vadede kazandırır. Etik bir sezonun planlanmasıdır. Futbol konuşuyoruz ya. Etik dediğimiz şey kısa bir 100 metre yarışı değil. Etik uzun bir maraton. Ve sürekli sizi çelecek, sürekli aklınızı caydıracak, ya devamlı kafanızı karıştıracak, sürekli sizi gri alanlara çekmek isteyen bir dünya ile karşı karşıyayız. Bir, değişimden dolayı. İki, gerçekten insanlık tarihi boyunca bu böyle olmuş zaten. Peki biz ne yapacağız o zaman? Ne yapmamız lazım? İşte diyoruz ya etik duruş sergilemek gerekiyor. Ben şuna çok inanıyorum. Aileden, genetik faktörlerden, toplumdan, eğitimden, üniversiteden, şuradan buradan, rol modellerimizden tabii ki bir şeyler alıyoruz. Yani bunlardan etkileniyoruz, etik anlayışımız bunlara göre gelişiyor. Ama kesinlikle şunu en başa koymak gerektiğini düşünüyorum. Yani çocukluk çağına gittiğimizde işin aileden başladığını biliyorsunuz. Her şeyin çekirdeği aile. Aileyi kurtarırsak, aileyi toparlarsak belki toplumu toparlayacağız. Toplumu toparladığımızda kurumlar da toparlanmaya başlayacak. İşte o yüzden bizim bu etik ve ahlakın altına inip orada röntgenimizle oraya bakmamız lazım. Orada ne var? Etiğin ve ahlakın altında ne var? Etiğin ve ahlakın altında evrensel birçok kanun, kural var. Evrensel şeyler var. Etik ve ahlakın altında iyilik var en başta. İyi olmak var. Ve bunların da altında ve bence en önemlisi temel olan vicdan. Vicdan var. Vicdan. Ben, bu benim bir lafım. İnsanlar bazıları çok sevdiler, kullanıyorlar. Bazı yerlerde de görüyorum. İnsanın etik kodu vicdanıdır. Vicdan.
etik kurallarınız yazılı olmasa da ahlaki çürümüşlük içinde olan bir toplumda bile olsanız o vicdan sizin etik pusulanızdır ve sürekli doğruyu iyi gösterir. O yüzden kısa vade uzun vade buna böyle bakmıyorum. Ben diyorum ki biz hayatta etik duruşumuzda gelecekte var olmak istiyorsak, bakın geçmişe gittik, geleceğe gittik, geçmişle gelecek arasında var olmak için güçlü bir köprü olarak ben bu etik konusunu görüyorum. Özellikle son yıllarda görüyorum. O yüzden diyorum ki yapılması gereken şu, bu konuyu eğitim sistemine koyacağız, ilk öğretime koyacağız, bu konuyu yüksek öğretimin içine koyacağız. Etik eğitimi almadan çıkan bir kimya mühendisi olamaz. Etik eğitimi almayan bir işletme mezunu olmaması gerekir. Ben kendi derslerimde üniversitede lisans, yüksek lisansta mutlaka bir saat, bir buçuk saat etik anlatıyorum. Niye yapıyorum bunu? Çünkü insanlara bu kavramı kazandırmamız lazım. Etiğin altını anlatıyorum, vicdanı anlatıyorum. Bununla ilgili hikayeler anlatıyorum. Ve eğer biz bu etiği tüm topluma yayamazsak, tabii ki bunlar bir eğitim sistemiyle gelen şeyler, bunların haricinde iş dünyasında verilen eğitimlerde etiğin önemi çok büyük. Etik eğitimi alan şirket sayısı çok az. Artıyor belki, bankalar falan alıyor ama normalde çok az olması gerekenden. Ve şunu da yapmıyoruz. Bir örnekle daha verip kapatacağım. Etik konusunu biz performansa etki eden bir unsur olarak görmüyoruz. Ve burada şirketleri çok eleştiriyorum. Bir şirketimizde çok başarılı bir satış yöneticimiz vardı. Satış yöneticimiz hedeflerini %100 tutturuyor. %100. Yani çok başarılı bir satışçı. İnanılmaz cirolar yapıyor şirketi adına. Patronun göz bebeği bir satışçı arkadaş. Fakat arkadaş bu işi yaparken bazı etik kuralları göz ardı ediyor. Ve bunu net olarak da kabul ediyor. Zaten evet diyor, ben etik bir adam değilim ama başarılı bir adamım diyor. Örnekleri konuşmacılar verdiler. Patrona şunu söyledim sadece. Dedim ki buna müsaade etmeye devam edersen şirketin başarılı ama etik açıdan çok zayıf, çürümeye başlamış bir şirket olacak. Kısa vadede çok zengin olacaksın. Yatların katların olacak. Uzun vadede dedim bu şirket ayakta kalamayacak. Bunu söyledim. Dedi ki hocam nasıl bir öngörü bu dedi. Hani bizim performansımız da bu seviyedeyken bu nasıl olabilir dedi. 2012 senesinden falan bahsediyoruz. Nasıl olabilir ki dedi. Dedim ki bakın göreceksiniz. Çünkü bir kültür oluşmaya başlayacak. Etik değerlerin olmadığı, vicdanın sağduyunun olmadığı ve tam tersi sadece başarının, saf rakamların ön plana çıktığı bir dünyada herkes birbirinin ayağına basacak, herkes arkadan dolanacak ve yarın bir gün şirketinize karşı da bir takım suistimaller, etik dışı durumlar ortaya çıkabilir dedim. 2012 senesinde şirket çok büyük bir şirketti o zaman. 2018 yılının sonuna geldiğimizde bu şirket artık yoktu. Ticari başarısızlık mı? Sanmıyorum. Ne olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Yani buradaki değerlerden uzaklaştığımızda belki şunların bir kısmını yapıyordu şirket. Ama en başta yer olan etik ve bunun yeşerdiği ortam, ahlak yapısı ve bir kurumun kültürü, o kurumun ve o insanın ve o ülkenin başarısındaki bence en büyük faktör. Bu yüzden de özellikle böyle bir konferansa Ramazan'da gelip bu kadar saat ara vermeden etik konusuna bu önemi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani hakikaten bu çok kıymetli bir şey. Sayımız ne olursa olsun, hani burası ağzına kadar dolu da olabilirdi. Veya şu anda katılımcı kitlemiz, belki aralarda da kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu ama şu kalanlar diyorum ya, burada kalanlar, burada hakikaten etik kavramı için burada olan insanlar, sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Yani hakikaten var olun. Yani çok önemli bir şey burada bizleri dinliyorsunuz. Ben çok teşekkür ederim. Daha fazla vaktinizi almayacağım. Hocama bırakıyorum sözü. Evet, ağzınıza sağlık. Evet, sorusu olanlar varsa eğer. Evet, Bertan Bey'e soru alalım çünkü onu da Kartal'a uğurlayacağız. Kartal uzak galiba. Herkes sırayla gidiyor yani. Çok iyi bir planlama yaptınız. Yani teşekkür ediyoruz. Seçin Hoca da gidecek, ben tek kalacağım. Siz, Fatih Hoca şeye kadar burada, sahura kadar sorularınızı alacak. Evet. Sorumuz varsa cevaplayabilirim. Evet, buyurun. Bir tane var. Buyurun lütfen. Dışarıda kalmasına sebep olacak. Negatif manada değil. Bunlar daha çok insana, düşünmeye, psikolojiye odaklı şeyler. Özünde de makinelerin çoğu işlerde bizim yerimizi alması da kendi başına belki bazı değer yargılarına ters bir durum. Gerçekten bizim bu gidişte
kendimizi nasıl konumlandırmamız gerekiyor? Yani etikten başka bir soru soruyorum aslında. Mali müşavir bir arkadaşım, müşavirlik mesleğini ne kadar tehdit ettiği ortada. Hiç denetçi bir arkadaşın ya da kullanılacak iç kontrollerin otomasyon olması açısından bir kontrol. Bizler insanların mesleğini ne kadar tehdit ettiği ortada. Yani gerçek manada biraz da bilim kurgu filmlerine bakınca hani Terminator filminde bile oluyordu ya, insanlar banyolara sürtüp orada bu renkli peşine düşüyorlardı. Buraya doğru bir gidiş olacak. Gerçekçi bir yaklaşımla konuya bakmak istiyorum. Yani tabii ki moral vermek isterdim ama genel gidişat bizim meslek gruplarımız için, yani muhasebe, denetim, iç kontrol gibi alanlar için tamamen artık otomasyonu işaret ediyor. Yani e-devlet, e-fatura, e-defter vesaire uygulamaları bu işin başlangıcı. Biliyorsunuz tamamen vergi dairelerinin elektronik ortama taşınması ve kapatılması konusu gündemde. Yani muhasebe mesleğinin aslında gideceği noktanın %99.9 bu olacağını öngörebiliyoruz. İşin denetim tarafına baktığınızda denetim artık kağıt üzerinden, evrak üzerinden yapılmaya dönemi bitti. Örneğin bir bankada eskiden 2 ay, 3 ay süren şube denetimleri bugün 5 gün sürüyor. 5 gün sürüyor ve bunu 3 güne düşürmenin peşinde banka teftiş kurulları. Sayıları 300-400 olan iş denetim birimleri bugün bakıyorsunuz 20-30 tane denetçiyle çalışır hale gelmiş. 400-500 tane Türkiye genelinde şube denetliyorlar bunlar. Şimdi bütün bu şeylere baktığımızda, yani iç kontrol tarafından baktığımızda artık bir şirketin satın alma ve tedarikçi ödeme sürecinin tamamının bir ERP sistemi üzerinden, yani kurumsal kaynak planlama yazılımı üzerinden aktığını da görüyoruz. Dolayısıyla manuel müdahalenin azaldığı, insanın gittikçe daha operasyonel konulardan stratejik konulara çekildiği bir dönem yaşıyoruz. Ne yapmak lazım demiştiniz. Benim iki tane önerim var. Yani iki yol görüyorum ben. Kendi adıma da söylüyorum bunu. Yani herkes, bütün özellikle çocukları olanlara, üniversitede mentorluk yaptığım gençler var. Yani 15-20'ye yakın gence mentoruyum. Gelecekte ne yapalım filan şeklinde. Onlarla toplanıyoruz. Ara ara onları eğitimlerime getiriyorum. Onlarla çalışıyorum onları geleceğe hazırlamak için. Ve söylediğim tek bir şey var. Gidecek iki tane yol var baktığınızda. Bu yollarda hangi mesleği icra ederseniz edin. İnsan yolu var, bir de teknoloji yolu var. Bunların arasında geçişler olacak elbette ama ne iş yaparsanız yapın. İşte iktisat okudunuz, finans master yaptınız. Ne yapacağım? Finans sektörü. Şimdi bunun üzerine belki fintech, yani finans teknolojileri üzerine uzmanlaşmanız, kripto paralar üzerine gitmeniz gerekebilir. Yani farklı bir teknoloji dalına doğru işi götürmeniz lazım. Veya işin hangi tarafında olduğunuza bağlı olarak ben liderlik, yöneticilik, insan kaynakları gibi, koçluk, bir takım belki rehberlik, mentorluk gibi alanlar hala güncelliğini koruyor olacak. İnsanın kişisel gelişimine dönük alanlar, güzel sanatlar, bir takım resim sanatı, grafikler. Çünkü insanın zevkini henüz bir robotun yapabilme durumu yok. Veya edebiyat, burada birçok edebiyatçı görüyoruz duvarlarda. Yani edebiyat eserleri ortaya koyabilmek için 2050'lerden bahsediyorlar. Strateji konusu çok önemli bir konu. Risk yönetimi konusu çok önemli bir konu. Bunları tamamen makinelere, robotlara, yapay zekaya bırakmayacağız. Büyük ihtimalle insan bu noktalarda olacak. O yüzden burada gitmemiz ve kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşündüğüm konu şu. Bu şirketler var olacak. Bu şirketlerin içinde metal yakalar olacak. O zaman bizim üstleneceğimiz pozisyon, bakın mantıken düşündüğümüz zaman, bu şirketlerin de sahipleri olacak. Yönetim kurulları olacak. Board dediğimiz yapılar olacak. Sahipleri olacak. Patronları olacak. Bunlara en fazla fayda sağlayacağını düşündüğümüz alanlara doğru kendimizi geliştirerek gitmemiz gerekiyor. Yani burada bu ticari taraf olabilir. İşin insan boyutu tarafı olabilir. İşin kendi mesleğimizin teknoloji boyutu olabilir. Yani denetim bitmeyecek. Denetim sadece veri üzerinden, büyük veri dediğimiz veya veri analitiği dediğimiz araçlarla ve yapay zeka, makine öğrenmesiyle yapılır hale gelen bir kavram haline gelecek. Kendimizi bu alanlara doğru itmemiz gerekiyor. Yani bir strateji üretmek zorunda herkes. Yani mağaradan, taş devrinden beri strateji üretiliyor. Bugün de üretilecek, yarın da olacak. Stratejik yönetim, risk yönetimi mağara devrinde de vardı. O zaman
yırtıcı hayvanlardan kaçıyorlardı. Bugün trafikte şeylerden kaçıyoruz, trafik canavarlarından. Yani risk yönetimi yine yapıyoruz. Şirketler her zaman risk yönetmiştir tarih boyunca. İçinde robotla çalışsa, yapay zekada olsa. O yüzden karar vereceğiz. Biz şu anda mesleğimizde ne noktadayız? İşte biz şu anda bu noktayı teknoloji tarafına doğru mu götürelim, insan tarafına mı götürelim? Çünkü insan var olacak, teknoloji var olacak. Teknolojisiz bir süreç olmayacağını biliyoruz. Ama insanın hayatında teknoloji olmayan alanlar olacak. Dolayısıyla da bu alanlara doğru kendimizi, bu iki alandan bir tanesine doğru itmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi adıma da açıkçası işin iki tarafından hangi tarafına kayayım diye yıllardır soruyorum. Yani teknoloji ağırlıklı modellerle çalışmalar yaptım uzun yıllardır. Sonra bunun bana çok keyif vermediğini fark ederek kendi meslek alanımın bir miktar dışına da çıkarak işin işte hocamla da sohbet ediyorduk. Strateji tarafına, risk yönetimi tarafına ağırlık vererek kendi uzman olduğum kurumsal sistemlerin bunlarla entegrasyon alanına konumladım kendimi. Baktım Türkiye'de ve dünyada çok az çalışan var bu alanda. Ha o zaman dedim stratejik yönetimi, iç kontrolü, iç denetimi, muhasebeyi, finansal raporlamayı ve şirketin genel operasyonlarını birbirleriyle entegre edecek bir yönetsel düşünce yapısının kurucusu olabilirim. Bunu bir yapay zeka belki yapamayabilir önümüzdeki 10 sene. O yüzden oraya doğru yöneldim mesela. Kendimden örnek vermek için soruyorum. Oraya doğru itiyorum şu an. Yaptığım okumalar, çalışmalar, seyahatler vesaire. Bu şekilde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok özür dileyerek bölmek zorundayım çünkü süre olarak çok sıkıntıdayız. Seçil Hoca'nın da vakti var. Ertan Bey, çok evet, ben tekrar çok teşekkür ediyorum herkese. Evet, Seçil Hoca'yı da tanıtayım kısaca. Doçent Doktor Seçil Sigalı, 12 sene yatırım kuruluşları ve imalat sektöründe sermaye piyasaları ve yatırım uzmanı olarak ve muhasebe finans koordinatörü olarak çalışmıştır. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde muhasebe alanında doktora yapmıştır. Aynı üniversitenin Denizcilik Fakültesi'nde lojistik bölümünde 7 senedir muhasebe finans dersleri vermektedir ve aynı zamanda muhasebe dersleri koordinatörüdür. Aynı zamanda 2013 yılından bu yana TÜRMOB'un etik eğitimleri ve sınavlarının düzenlenmesinde aktif rol almaktadır. KGK'dan o belgeyi çok geç aldı. İşte az önce bahsetti zaten. Buyurun Seçil Hocam. Zannediyorum. Şu an açık değil mi? Şimdi aslında sunuma bu şekilde başlamayacaktım ama buradan başlamak istiyorum. Berktan Hoca götürüyormuş. Çok iyi oldu. Şimdi dediğim gibi Canan Hanım da yetiştiler. Gerçekten çok başarılı bir iş yapmışsınız bugün. Aklın yolu bir teriminin en güzel örneği. Ben de bunu bilimsel olarak kanıtlayacağım. Siz biraz önce yoktunuz diye tekrar söylemek istedim. En çok emek sizin olduğu için. Şimdi öncelikle etik karar vermede. Kohlberg 1976'ya göre bir ahlaki gelişim teorisi var. Bu teoriye göre insanların ahlaki olarak ilerlemeleri için 3 aşamadan geçmesi gerekiyor. Birinci aşama gelenek öncesi aşama. Başkan buraya geldiğinde İlk şunu söyledi, yaklaşık 6-7 dakika konuştu ve ben saydım, o 6-7 dakikada 8-9 kere şu cümleyi söyledi, ceza ile olmuyor dedi, ceza ile olmuyor, yapamıyoruz dedi. Bu birinci evre, kendine fayda. Eğer kişi cezadan korktuğu için etik davranıyorsa aslında etik farkındalık yok demektir, etik davranış da yok demektir. Dolayısıyla zaten bu panele ilk girdiğimizde duyduğumuz cümle tamamen doğru bir cümledir. Ceza ile herhangi bir şekilde bu işten sonuç alınması mümkün değildir. O zaman ne yapılacak? Geleneksel aşamaya geçebilirse birey şu kararı verebiliyor. Toplumun beklentisi bu yönde olursa herkesin yaptığını yapma yönünde karar verebiliyor ya da herkes yaptığına göre ben yanlış bir şey yapmıyorum kararını verebiliyor. Yani etik farkındalık ve etik davranış
topluma göre şekilleniyor. Şimdi herkes değil ama araştırmalara göre özellikle muhasebe ve denetim disiplini diğerleriyle birlikte bu evrede, geleneksel evrede. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Etik kodlar oluşturmanız gerekiyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Etik bir kültür yaratmanız gerekiyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor bu evrede? Sizin etik farkındalık yaratmanız gerekiyor. Biz şu ana kadar bunu yaptık. Peki gelecekte ne yapılacak derseniz, şu an sizin önünüze gelen benden önceki 4 konuşmacı hepsi istisnasız. Gürcan Bey dahil. Tek bir şeyden bahsetti. O da değerler. Hepsi değerlerden bahsetti. Gürcan Bey'in konuşmasında dahi Fenerbahçe'ye üye olmamasının nedenini değer olarak, etik olarak açıkladı. Yani herkes istisnasız değerlerden bahsetti. Biraz önce ilk dinlediğiniz Ali Kamil Uzun Bey'in konuşması gelenek sonrası bir konuşmadır. Muhasebe etiğinin de, etik biliminin de aslında geleceği burada. Gelenek sonrasında, biraz önce şurada bir hanımefendi vardı, zannediyorum çıktı. Şöyle bir, Gürcan Bey bir söz söyledi. Herhangi birinizi ikna edebildi mi? Mesela siz bir doktora gitseniz, benim annem çok yapıyor. Çocuğa antibiyotik ver deseniz. Doktor veriyor mu? Google'la diyor, benim diplomamı karıştırma diyor anneme. Benim doktorum öyle diyor mesela. Şimdi size, sizin mesleğinizi anlatmaya çalıştı biri. Ben hayrette dinledim. Dedi ki, sizin mesleğiniz bu dedi. Peki sizi ikna edebildi mi? Onun düşüncesi herhangi birinizin kendi mesleğiniz hakkındaki fikrinizi değiştirebildi mi? Bu saate kadar bu salonda kaldıysanız zaten çoktan gelenek sonrası duruma geçmişsiniz demektir. Bu kadar basittir bunun ölçülmesi. Bizim şu anda konuşmamız gereken zaten tam da bu salonda konuşulması gerekendi, değerlerdi. Çünkü şimdi konuşmanın başını alıyorum. Ve ben ne yaptım size bugün? Muhasebe etiği konusunda bilim ne diyor? Güncel olarak yayınlanan tüm çalışmalara hemen hemen baktım. Büyük resime bakın ve bütünsel yaklaşın diyor. Bütünsel yaklaşın ne demek? Diğer disiplinlerden faydalanın demek istiyor. Tam da sizlerin yaptığı gibi biz bugün diğer disiplinlerden farklı bakış açıları dinledik. Herhangi bir bakış açısı aslında buradaki kimsenin ahlaki değerlerini ya da etik anlayışını değiştirmedi. Sadece etik farkındalığının arttırılmasında bir rol oynadı. Şimdi büyük resime bakacak olursak, biraz önce sıraları değiştiriyorum çünkü konuşmalar o kadar bu kavramlar üzerineydi ki, biraz önce burada değil şu anda ama Bertan Bey zannediyorum, size bir takım yetenekler sundu. Dedi ki şu yeteneğin olması lazım, bu yeteneğin olması lazım, etik de bunların arasında dedi. Bahsettiği kavramın adı 21. yüzyıl yetkinlikleri. Bunlar neler? Teknoloji konusunda o kadar çok gelişme oluyor ki 10 sene sonra hangi mesleklerin olacağına dair hiç kimsenin bir fikri yok. O zaman ne yapabilirsiniz? Bizim mesleğimizin aşina olduğu şeyi kavramsal çerçeve hazırlayabilirsiniz. Ford gibi, Apple gibi, Microsoft gibi bir takım büyük kuruluşlar dünyadaki bir araya geliyorlar, onların yöneticileri. Sivil toplum örgütleri ve eğitim kuruluşları. OECD'den temsilciler bir araya geliyorlar. Ve 21. yüzyılda bir insanın iş hayatında başarılı olabilmesi için ne gibi becerilere sahip olması lazım? Onu ortaya koymaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü meslekleri tek tek ortaya koymaları mümkün değil. Mesleklerin karşısına çıkacak olan her şeyi tek tek sıralamaları mümkün değil. O zaman ne yapacaklar? Bir çerçeve oluşturacaklar. Bu gördüğünüz çerçevenin içerisinde biraz önce Bertan Bey'in saydığı bir takım yetenekler var ama Bertan Bey'in sunumunda etik o yeteneklerin arasındaydı. Halbuki aslında bakın gördüğünüz gibi tüm yeteneklerin üzerinde 3 tane yetenek vardır, beceri. Bu yeteneklere 3E derler. Herhangi bir insanın hangi disiplinde olursa olsun gelecekte başarılı olabilmesi için bu 3E'ye sahip olması gerekir. Bunların birincisi etiktir. İkincisi girişimciliktir. Üçüncüsü
derinsel düşünmede diyebiliriz. Kritik düşüncede diyebiliriz, tasarım odaklı düşüncede diyebiliriz. Türkçe'ye çevrilmesi zor olan ve çok derin incelenmesi gereken bir kavram. Şimdi dolayısıyla etik her şeyden önce bir beceridir. Ahlakın, ahlaki değerlerin uygulanabilme de becerisidir etik sonuç olarak. Biraz daha büyük resimden bizim için, büyük resimden bakacak olursak. Etik dediğimiz zaman aslında... Şu iki soruyu soruyorum ben her dersi açtığımda, finans derslerini açtığımda, muhasebe derslerini değil. Yatırım yapmak, finansman bulmak. Ben üniversite öğrencisiyken bize en çok yatırım yapmayı öğrettiler ve ona odaklanmamızı sağladılar. Hatta derslerin syllabusları vardır. Yatırım yapmak da biterdi, finansman bulmak en son konuydu, yetişmezdi. Genelde seçmeli derslerde bu anlatılırdı. Şimdi biz şu anda odağı finansman bulmaya verdik. Çünkü biz burada 100 lirayı 25 liraya buluyoruz. Eğer sizin rakibiniz 100 lirayı 2 liraya bulabiliyorsa, sizin onunla rekabet etme şansınız yoktur. Gelir sizi alır. Dolayısıyla sizin onunla rekabet edebilmeniz için küresel olarak ne yapmanız lazım? O 100 lirayı onun maliyetinden elde etmeniz gerekiyor. Yani finansmanı ucuz olarak ve düşük maliyetli olarak bulmanız gerekiyor. Peki biz bu finansmanı nasıl bulacağız ucuz olarak? Parayı arz edenlerle, yani parası olanlarla, bu parayı talep edenler arasında tek bir mavi kutucuk var. O da finansal tablolar. Hepimizin aşina olduğu bir kavram, sermayenin korunması. Bu parayı veren adam ya parasını faizle geri istiyor ya da o paranın getirisini görmek istiyor. Ve sistemin güvenilir bir şekilde finansal tabloların doğruyu söylemesini istiyor. İstediği bu aslında. Dolayısıyla etik aslında finansal tabloların doğruyu söylemesi için işler bir sistem kurulmasının en önemli girdilerinden biridir. Bu da ülkede sermaye ulaşmayı kolaylaştırır ve sermayenin maliyetini düşürür. Aynı zamanda denetim sürecinin ilk girdisidir. Yani birinci girdi burada etiktir denetim sürecinde. Etik olmadan denetim süreci başlayamaz. Şimdi eğer birçoğumuz ikinci seviyedeyse araştırmalara göre, yani geleneksel seviyedeyse, yani etik anlayışımız eğer toplumsal beklentiye göre şekillendiriliyorsa, o zaman kültürel farklılıkların ön plana çıkması gerekir. Şu ana kadar etik eğitimlerinde yapılmaya çalışılan aslında budur. Etik kodların okunması yeterli değildir. Türkiye'nin güç mesafesi yüksek. Yani üst yönetim çalışanlara etik dışı bir takım davranışlar sergilemeye maruz bırakabiliyor. Üst yönetim dediğini yapma ihtimali daha yüksek. Kişisellik düşük. Belirsizlikten kaçma yüksek. Yani bir insanın müşteri kaybetmesi ya da işini kaybetmesi, gelecekle ilgili belirsizliği arttırdığında yıldırma tehdidi daha ön plana çıkıyor. Şimdi biraz önce en son Bertan Bey'i hatırlıyorum, aslında tüm konuşmacılarımız aynı şeyi söylediler. 5 kişi işten mi atılacak dedi, yoksa doğru olan mı yapılacak? 5 kişinin işten atılması sonuçtur. Sonuca göre karar verirseniz pragmatisyen faydacı yaklaşımdan bahsediyoruz. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Muhasebe deontolojiktir. Etik kodlar deontolojiktir. Doğrular evrenseldir. Doğruların ne olduğunu aslında etik eğitimlerinde vakayı dağıttığınız zaman herkes biliyor. Bunun asıl sıkıntısı o doğruyu nasıl uygulayacağımızdır. Yani doğru olanı yap ama nasıl yapayım? Burada deontolojik demek, belirli kurallarla, normlarla karar veriyoruz burada, etik kodlar gibi. Ama doğru evrensel ve aynı zamanda etik karar verme öğrenilebiliyor. Fakat erdem etiğine göre, çünkü şu ana kadar herkes hemen hemen değerlerden bahsetti. Cesaret gibi, mesela Ali Kamil Bey'in konuşmasında çok güzel bir söz vardı. Cesaret gerektirir dedi. Dürüst olmak. Ben buna çok inanıyorum. Etik olmak cesaret gerektirir gerçekten. Ben de etik eğitimlerde hep buna vurgu yapıyorum. Cesaret olmazsa etik olmaz.
Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla deontoloji ve erdem etiği birlikte hareket eder. Yani şu slayta bakacak olursanız eğer, gördüğünüz bir slayttır. Sadece Supi Bey vardı, Hale Hanım yaptım. Çünkü Supi Bey'in bir kaskı vardı. Latif Bey var, o dedi muhasebecinin kaskı olmaz. Ben de bunu gece 2'de 3'te şemsiye mi yapayım önlemleri yoksa kask mı diye Supi Bey'e kask yapmıştım. Hale Hanım yaptım onu. Etik kod aslında bu. Hale Hanım'ın koruması gereken ilkeleri var. Bu ilkeler tehdit altında. Etik kodlar bu ilkelerin bu tehditlerden nasıl korunacağını anlatır. Yol haritası çizebilir sadece. Uygulanmasında bu etik davranışın sürekliliği için sürekli olarak etik eğitimi ve örnek olay çözümlerinin etkili olması gerekir. Etik eğitimi uzun vadeli bir yatırımdır ve biz bunun etkilerini kısa vadede gözlemleyemeyiz ama uzun vadede. Yolsuzluk indeksleri var. Türkiye'nin şu anda çok geri sıralarda olduğu yolsuzluk endeksleri var. Muhasebe hilelerinin belirli maliyetleri var. Uzun vadede bunların düşmesi ve ülkenin sermayeye daha çabuk ulaşmasını bekleyebiliriz. Çok sıkıldınız biliyorum. Hemen ben bitireceğim çünkü çok sona kaldım. Hiç kimsenin de sabrını sınamak istemiyorum ama şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Şimdi biz şu anda güncel durumda ne yapıyoruz etikle ilgili, muhasebe etiğiyle ilgili ve gelecekte ne yapmalıyız onu konuşmak istedim ben bu sunumda aslında. Biz güncel durumda bir vaka veriyoruz. Bu vakanın ucu açık oluyor. Etik bir ikilem yaratıyoruz ve diyoruz ki etik eğitiminde bu kişi ne yapmalı diyoruz. Bu kişinin ne yapmasını değerlendirirken de bir takım modeller kullanıyoruz. Amerikan Muhasebe Birliği modeli gibi. Sorgulayan muhasebe meslek mensubu istediğimiz için bu vakanın unsurlarını tam olarak ortaya koyuyor, bu soruları sorarak ve bu vakayı çözmeye çalışıyoruz. Bunu hem AAA modeliyle hem de Tucker'ın 5 soru modeliyle yapabiliyoruz şu an için. Ancak bunun ötesinde şu anda muhasebe etiği bilim insanları GVV tekniği dedikleri bir teknik kullanıyorlar muhasebe etiği derslerinde. Give voice to values. Değerlere ses ver tekniği. Bu teknikte sadece deontoloji değil, aynı zamanda erdem etiği teorisi de kullanılıyor ve bütünsel yaklaşılıyor. Şimdi ben size bu slaytla bunu anlatmaya çalışacağım ama siz çok güzel bir örnek aldınız burada. Hani baştan beri buradaysanız. GVV modeli gerçek olayları baz alıyor. Olumlu ya da olumsuz. Mesela biraz önce bize Ali Kamil Bey olumlu bir olay anlattı. Örnek bir baba anlattı aslında. Ve ben gerçekten çok etkilenerek dinledim. Bu değerleri babasının ağzından size anlattı. Yaşanmış bir olayı dürüst bir şekilde anlattı. Kısaca aslında değerlerden bahsetti. Ama hepimiz burada bu gerçekten yaşanmış olayı dinledik ve çok etkilendik. Çünkü değerlerden bahsediyordu ve gerçek bir olaydan bahsediyordu. İşte bu farklı. Örnek olayda bunu yakalayamıyoruz. Hepiniz daha fazla etkilendiniz. Ali Kamil Bey'in söylediği. O nedenle bu teknikte gerçekten olmuş olaylar kullanılıyor. Olumlu ya da olumsuz. Ali Kamil Bey'in örneğinde olumluydu. Ama örneğin Betty Winston örneğini alırsak olumsuz. Yani bu da WorldCom'un çalışanlarından biri. Mahkemede dediklerinden yola çıkarak bir vaka yaratıyorlar. Ve o da Ali Kamil Bey'in örneğinin tam tersi bir örnek. Vakalarda gerçekleşmiş vakalar üzerinden olumlu ve olumsuz örneklerle biz artık bu yeni modelle vakaları çözüyoruz. Siz çok iyi bir örnek aldığınız için bunu biraz daha ilerletebilirim. Bunları çözerken davranışsal finansın ve muhasebenin tekniklerinden de yararlanıyorlar. Bunlar neler? İnsan beyni bilişsel olarak karar verirken iki tane sistem kullanıyor. Sistem 1 ve sistem 2. Hızlı ve Yavaş Düşünme diye bir kitap var. Daniel Kahneman'ın 2003 yılında Nobel ödülü almış ekonomi alanında bir kitaptır. Daniel Kahneman'ın asistanı Taler, 2017 yılında
yine Nobel Ekonomi Ödülü almıştır. Dürtme, Nudge adı verilen başka bir kitabıyla. Bu iki kitapta davranışsal muhasebe anlatılıyor. Siz etik karar vermek konusunda bir şeyler yapmak istiyorsanız, karar vermek bir bilim. Ve karar vermek konusunda çalışanlar var. Bunlara bilişsel psikologlar deniyor aslında. Bu yeni yaklaşım, davranışsal muhasebe de diyebileceğimiz davranışsal finans, yani irrasyonalite teorilerini baz alıyor ve diyor ki, sen etik bir ikilemle karşılaştığında sistem 2'yi kullanacaksın. Yani yavaş düşüneceksin. Hızlı düşünmeyeceksin. Bu Daniel Kahneman'ın, mesela ilgilenenler Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabını burada alabilirler. Ve ne demek istediğimi daha yakından görüyor. Aynı zamanda Nudge, yani dürtme adı verilen Thaler'in kitabını. Bu da der ki, seçtiğiniz, aldığınız kararlar yapılandırılmış. Yani aslında bu kararlar sizin kararlarınız değil. Bu kararlar yapılandırılmış der. Yani burada bilişsel bir takım fonksiyonların da karar vermedeki önemi göz önüne alınarak insan beyninin karar alırken yaptığı bir takım hataları ve bu hataların mekanizmalarını da çözmeye çalışıyor. Bunlara çok terim kullanmak istemiyorum ama heuristik adını veriyorlar. Ve örneğin sürü davranışı dediğimiz, yani herkesin yaptığını yapma, bir aslında heuristik burada. İnsan beyninin karar alırken, mesela balonlar oluşmuş. İnsanlar 1700'lü yıllarda bir lale tohumuna, lale balonu, bilmiyorum bilir misiniz, Hollanda'da ilk balon lale balonudur. Lale balonu nasıl oluşmuş 1700'lerde? Osmanlı Büyükelçisi Hollanda'ya hediye olarak lale götürüyor. Ve insanlar bu lalenin kendisinden çoğaltılacağını bilmediklerinden lale birden çok değerleniyor. Ve bir lale tohumuyla çok büyük bir ev alıp satabiliyorsunuz. Buna balon deniyor. Kısaca irrasyonalite diyoruz. Bu yakın zamanda Bitcoin'de de aynı şey olmuş. Hatta Bitcoin'de lale balonuyla Bitcoin'in fiyat hareketini üst üste koyduğunuz zaman birebir grafik YouTube'da da görebilirsiniz. Aynı çıkıyor. Dolayısıyla yeni literatür, muhasebe etiği literatürü bunlarla ilgileniyor. O nedenle ben sona kaldığım için aslında çok memnunum. Çünkü o kadar başarılı bir şekilde hazırlamışlar ki etik komitesi bu paneli. Gelenler zaten sadece erdemlerden konuştular. Farklı disiplinlerden geldiler. Ve dolayısıyla şu anda muhasebe etiği literatürü, akademisyenler, bilim insanları neyle ilgileniyorlarsa etik komitesi bunu çok güzel takip ederek tam olarak ortaya koymuş. O yüzden çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Sizin gibi insanlarla tanışabildiğim için çok mutluyum. Burada olduğum için de çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Seçil Hocam, kendi sorunuzu kendi seçme hakkınızı da ben size hediye ediyorum. Evet, Seçil Hoca'ya sorular. Buyurun. Ben de bulamamıştım onu. O yüzden burada sunum yaptım. Nasıl evet, diye. Yani, evet diye yapmışım. Şimdi etik konusunda benim sorum şöyle olacak. Başta da aslında hocalarım biraz girdiler konuya ama. Etik sonradan, yani lisede, üniversitede bu tarz panellerle öğretildiğinde kavranabiliyor mu? Ne kadar değişiyoruz? Gerçekten etik davranabiliyor muyuz? Şimdi, ya da bunun daha öncesinde aileden, işte anaokulundan, ilkokuldan öğrenilebilen bir şey mi olması gerekiyor? Şimdi bu konuda bir Avrupa Birliği projesi vardı. Serdar Özkan hocamız sağ olsun burada değil şu anda ama biz birlikte çalıştık. Meslek liselerinde bu işi yapmak istedik aslında. Şimdi söylediğiniz şu bakımdan doğru. Kişisel etik dediğimiz genetik yolla ve aileden gelen kesinlikle bir bunun bir boyutu var.
Ve ne kadar erken yaşta bu konuda kafa yorarsanız kesinlikle o kadar daha fazla başarı elde ediyorsunuz. Bu da bir gerçek. Bununla ilgili çalışmalar vardı. Biz de bir Avrupa Birliği projesinde fon bularak İzmir'deki bir meslek lisesine Avrupa Birliği'nden fon bulup bu konuda yatırım yapmak istedik. Örneğin o dersleri biz veremeyiz. Biz çünkü şimdi 18 yaşının altına girdiğiniz zaman olay bizi aşar. O farklı bir uzmanlık alanı. Bunun için fon bulunması gerekiyordu. Serdar Hoca ile birlikte bir hocamız daha var, Can Şimgamugan. Çok uğraştık bununla ilgili. O fonu o liseye alabilmek için. Başaramadık, alamadık. Ama ben o esnada çok kafa yorduk üçümüz de bununla çalışırken, bununla ilgili çalışırken. Şöyle bir durum var, etik öğrenilebilir. Kesinlikle geliştirilebilir. Örneğin etik farkındalık yaratabilirseniz eğer bir insanda, bu etik farkındalık etik davranışa dönüşürken sizin boş durmamanız gerekiyor. Yani işte sürekli eğitim diye bir şey çıkarıyorsunuz. Sürekli insanların etikle ilgili konuşmalarını sağlıyorsunuz. Belki oradaki bir cümle, bir söz sizi değil ama bu YouTube'da da yayınlanacak. Bakın bu çok önemli. Şimdi herkes sizin kadar sabırlı değil. Herkes sizin kadar kendini buna adamış değil. Ama YouTube'a yüklendiği zaman ben geçen senenin izlenme oranlarına baktım, fena değil. Çok daha farklı bir kitleye ulaşabiliyorsunuz. Yani şu sorduğunuz soru da orada yayınlanabiliyor. Dolayısıyla ben kesinlikle bir değerinin olduğunu düşünüyorum. Bu da ispatlanmış. O yüzden bu kadar yatırım yapılmış. Bu IFEC denen kuruluş ciddi olarak bir maliyete katlanıyor. Ama dediğiniz şu anlamda doğru. Bu işi ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi. Ama bu meslek mensupları da sonuç olarak çocuk yetiştiriyorlar. Ayrıca biliyorsunuz staj durumumuz var bizim. Yeni meslek mensupları da yetiştiriyoruz aynı zamanda. Bu 3-5 yılda olacak bir durum maalesef değil. Bu bir mesleğin geleceğine yatırım. Ama fark yaratıldığına inanıyoruz. Bir çalışma yapıyoruz şu anda. Etik farkındalığın bu TÜRMOB'un yatırımlarından sonra tüm odalar bakın çaba gösteriyor. Düzeldiğine dair. Ben çok iyi bulgularımız olduğuna inanıyorum. Örneğin. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, katılıyorum. Arkada bir beyefendi vardı. Buyurun. Aslan Bey size de teşekkürler. Aslan Bey evet zahmet oluyor. Adım Ethem Kaçar. Kamudan emekliyim. Bedel ödedim. Konuşmayacaktım ama gerçi Bertan Bey beni tanıyor. 2010'dan beri de TİDE'nin üyesiyim. Ali Kamil Uzun çok iyi tanıyorum. O da beni çok iyi tanıyor. Kültüre bağlı bir şey. Ben bunu gördüm. Aileden geliyor. Yani. Ama evet. Şöyle bir durum da var. Ben anama babama teşekkür ederim. Hayatta değiller ama içeriğini doldurdular. Bana bu terbiyeyi verirken. Mesela bizde şöyle bir gelenek var. Oğlum uyanık ol, aç kalma ama içeriği yok. Aç kalma derken neyi kastetiyor? Çocuk da öyle büyüyor, aman aç kalmayayım derken işte bu dürüstlüğü, eti kaçırıyor. Bu noktada ben izninizle bir şey söylemek istiyorum. Tabii çok iyi konuşmacılar konuştu, kim söyledi hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söylemişti. Sanıyorum hekim olan hanımefendi söylemişti. Kontrol edebildiğimizi edebiliriz. Mesela şu anda söylediğiniz şeyi kontrol edemeyiz ama örneğin muhasebe etiği konusunda çalışabiliriz. Bunu kontrol edebiliriz. Yani değiştiremeyeceğimiz çok şey var. Evet. Eğer ona yatırım yaparsak değiştiremeyeceğimiz için hiçbir faydamız olmaz. Ama faydamız olabilecek şeyler var. Bir kişiye dahi faydamız dokunabilir örneğin. Mutlaka. Dolayısıyla hani kontrol edebileceklerimizi, yapabileceklerimizi yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela görevimde ben 22 yaşında mali müşavirlik ofisim büroma olmuştu. Sonra kamuya geçtim. Maliyede başladım. Sonra yatırımcı bir kuruluşa geçtim. Paranın döndüğü. Orada ihalelerde bir ihale fesat karıştırmayı çıkardım. Çıkarmadan önce çok teklifler bayağı böyle para çok şeyi olmadı, kabul etmedim. Tehditler almaya başladım. İşte nasıl bir cesaret? Şimdi korkmaya başladım.
çıkıyorum böyle kenar yerlerde oturuyorum, karanlıkta işte bulunduğum yerde kahvehaneye falan gidiyorum. Arkadaşlarla görüşüyorum. Tehdit geliyor. İşte bir cesaret yani. Hiç korkmadım. Bu sefer yukarıya, bürokrasi yukarıya beni başladılar top gibi oradan oraya atmaya. Kaldığım yerler bir... Sizin bu konuda yapabileceğiniz ne var? Onu yapacaksınız. En son bir adaya sürüldüm, uzatmayacağım. Orada da yani aile düzenim, parasal düzenim de aldı. İyi yerler vardı. Çok da fazla seçenek yoktu ama iyi yerler vardı. Onun da benim gücüm yoktu, parasal gücüm kalmaya. Yazlık barakada iki kış geçirdim. Çok bedel ödedim demek istiyorsunuz. Böbreğim, sol böbreğim, sağlık. 20 kilo kaybettim. Ya ben ne yaptım? Hırsızlığı önledim. Suç mu bu şeklinde? Hatta şeflik, müdürlükler yaptım. Kardeşim işsiz kalmıştı. Kendim de oranın şefiydim. İhtiyaç vardı eleman almaya. Almadım, gittim ona Çorlu'da iş buldum, yardımcı oldum ama kendi yerimi almadım. Bana kızdılar. Kendi adamına iş, kardeşine daha iş yapmasın. Yapamam. Ben yani... Yine de doğru olanı yapmışsınız. Elbette. O zaman ben sizi alkışlıyorum. Evet. Ve bu şekilde yani bedeli öderim. Evet, evet. Ama sağlığım da çok şükür düzeldi. Harika. Ama şunu gördüm, atamızın dediği gibi umutsuz insanlar vardır. Ama umudumu hiçbir zaman kaybetmedim ben. Ve dürüstlük de işe yarıyor, inanın. Uzun vadede, evet. Döndüm, malum kısa vadede, yaparım. Uzun vadede işe yarıyor. Evet. Benim dürüst olduğumu bilenler de teklifte bulundu. Yani korkmamak lazım. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet, geleneksel herhalde fotoğrafımızı çektireceğiz, öyle değil mi? Nerede alıyoruz? Sahnenin önünde mi? Evet, kalanları lütfen sahnenin önüne davet edelim. Cemile Hanım, ama odanın sitesinde bu fotoğraf çıksın. Altına da sonuna kadar kalanlar yazsın yani.